Merhaba arkadaşlar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Burası Adana ili Ceyhan ilçesi Bronlu Köyü Mahallesi. Birazdan köy kıraathanesinde Payner Tohumcu'nun köylülerle ilgili yapacağı toplantıyı sizler için görüntüleyeceğim. Hadi başlayalım. Faaliyetleri bulunan dünyanın en büyük tohum şirketidir. Yani 148 ıslah istasyonunda 1000'den fazla ıslah çalışmaktadır. Her yıl dünyada 5 milyon hektar deneme ekilmektedir. Yani bu Türkiye içinde belli bir dönem deneme ekiliyor. Bu denemeler nasıl oluyor ve en büyük faydası da elbette ki sizlere bir çeşit sizlerin huzuruna çıkmadan önce yaklaşık 4-5 sene boyunca çeşitli tarla koşullarında, çeşitli bölgelerde denemeler yapılıyor ve daha sonra sizler için satışa sunuluyor. Dikkat etmemiz gereken hususlara geldiğimizde de toprak sıkışması, bakın normal toprakta bitkinin kök gelişimi, sıkışmış topraktaki kök gelişimi, birinci sezondaki traktörüzü, normal tarla, yani bir tarladan bir görüntü ufak görmüşler ama sıkışmış toprakta bitki yapraklarını büzüyor. Yani sıkıştırı veriliyor. Normal topraktaki gelişim normal devam ediyor. Taban taşın oluşumu yıllarca toprak sıkışa taban taşı oluşuyor. Burada bir böyle bir çizgi halinde oluşan taban taşı da her yıl toprağımızı belli derinliklerde işlediğimizde yani kökenle ya da normal patlatmalarla maksimum işleyeceğimiz toprak derinliği 25-30 santimdir. Daha sonrasında o 30 santimin altında sert bir tabak oluşuyor. Bu suyun geçirgenliğini azaltıyor, bu bitkinin kök gelişimini engelliyor. Böyle bir görüntü almışız. Toprak sıkışan toprakta kök hiç gelişemiyor, normal toprakta kökün gelişiyor. Burada özellikle bitki 1 metre boyuna gelene kadar, yani küçük boylarda, diz boyu dönemlerinde ya da tarlaya en son, yani ilk suya başladığımız dönemlerde boyunun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde kökünü geliştiriyor. Toprak sıkışmasını önlemek için neler yapmalıyız? Gereksiz tarla trafiğini önlememiz gerekiyor. Normal işlemlerimizi yapıp daha fazla tarlanın içinde herhangi bir şekilde işlem yapmamamız gerekiyor. Mümkünse aynı tekerlekleri kullanmalı. Daha büyük ekipman kullanmalıyız. Daha geniş bir iş geliştiğinden dolayı. Bizim en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi çamurlu topraktan, ıslak toprakta herhangi bir işlem yapmamamız gerekiyor. Toprağımıza ne işlem yapıyorsak yapalım, toprağımızın tavanda olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Baştan sonra, yani ekimi de, toprak işlemesi de, iç sürümü de, kesinlikle çamurda toprağımıza herhangi bir işlem yapmıyoruz. Toprak, hani biraz önce dedim ya, oluşan taban taşını 4-5 senede bir bu şekilde derin kutuplarla, derin patlatmalarla, oluşan kutup tabanı bu şekilde derin patlatmalarla kırmamız gerekiyor. Sırta ekimden bahsedelim. Sırta ekimin faydalarına geldiğimizde en önemli özelliği özellikle ağır bünyeli tarlalarda size daha erken ekim avantajı sağlar, daha erken tava gelir. Toprak yüzeyi, sırt yüzeyi yüksekte olduğu için havalanması daha iyi olur. En güzel özelliği aslında şeydir, ekim derinliğidir. Sırta ekimlerde istediğimiz derinliğe tohumumuzu bırakabiliyoruz. 3 santim ise 3 santim, 4 santim arası toprağın derinliğine bırakıyoruz. Bitkimizin tek yeknesak, tek düze çıkışını sağlıyoruz. Ama düze ekimlerde kimileri 100 santime düşerken kimileri 7 santime düşüyor. Bu da bitkilerin bir anda çıkmasını engelliyor. Biri bugün çıkıyor, biri 2 gün sonra çıkıyor. Bir tarlanın çıkışı 48 saat içerisinde tamamen tamamlanması gerekiyor. Ki o tarladan istediğiniz verimi alabilirsiniz. Tarlamızı, mısır hasatımızı yedikten sonra bir an önce işleyip tarlamızı ekime hazır hale getirmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemleri, kış dönemlerini bu şekilde geçirmesi gerekiyor ki bakın ne güzel bir havalanma. Yarın bir gün güneş açtığında bir toprağımızdaki havalanmayı görüyoruz. Bu da bize erken ekim avantajı sağlar.
Erken 2000 avantajları, biz paylaşıyorlar. En erken ekip tarihi, tarihi şartlara uygunsa, toprağınız çamur değilse, hava soğuk gitmiyorsa 15 Şubat ve sonrası. 15 Şubat'tan öncesinde kesinlikle ekim yapmanızı tavsiye etmiyoruz. En erken yapabileceğimiz ekim tarihi 15-20 Şubat'tık. Bunda tabii tarlamız çamur olmaması lazım. Hava sıcaklığı belirli seviyeye gelmesi lazım. Erken ekim yaptığımızda tepe püskülü 3 Mart'ta ekim yapılmış, 2 Haziran'da tepe püskülü çıkarmış. Zaten 2 Haziran'dan sonra havalar ısınmaya başlıyor. Aşırı sıcaklardan daha az etkileniyor erken ekim yapılan mısırlar. Geç ekim yaptığımızda bakın 23 Haziran'da tepe püskülü çıkarıyor. Oluşamayacak aşırı sıcaklardan dolayı sıcaklık stresine daha çok yakalanıyor. Bu da verim kaybına neden oluyor. Zaten son dönemlerde verimlerimizin son 10 senede artmasının nedenlerinden en önemli nedeni erken ekim yapmamız. İşte anlattığım gibi işte sıcaklık stresine yakalanma riski azaldığı için daha uzun süre fotosentez imkan sağlıyor ve nane kalitesinin artması daha düşük elektrikliğe sahip olmasını sağlıyor. Gübrelemeden bahsedelim. Buradaki dekada bir ton ortalama 1,5 ton verim aldığımızı varsayarsak bitkinin ihtiyaç duyduğu azot miktarı 36 kilogram saf azota ihtiyacı var. 12 kilogram saf fosfora, 39 kilogram da saf potasyuma ihtiyacı var. Yani Türkiye toprakları potasyum içeriği açısından yüksektir. Ama anlayabilirlik potasyum özellikle kumsal bünyeli tarlalarda düşüktür. Kumsal bünyeli tarlalarda potasyum içerikli gübre kullanmanız sizin için avantaj sağlar. Daha kaliteli sap oluşturur, yatmalar, yıkılmalar daha az olur, hastalıklara karşı daha dirençli olur. Yani gübrelemeden şöyle bahsedeyim. Taban gübremizi hesaplarken fosfora ve potasyuma endeksi hesaplamamız gerekiyor. Atıyorum 20-20 kullanacaksa 60 kilogram 20-20 atmamız gerekiyor ki 12 kilogram sap fosfor verelim. Azotu eninde sonunda ara gübrelemesi olarak en kötü ihtimalde diz boyu yani traktörümüz en son gireceği seviyede gübreleme yaptığımızdan dolayı azotu her şekilde tahliye edebiliyoruz. Ama fosforu topraktan vermemiz bizim için her zaman için avantajlıdır. Özellikle potasyumu. Bazen potasyumlu ya da fosforlu yaprak gübreleri kullanıyor. Emin olun topraktan verdiğiniz kadar yaraşıklı olmaz. Azot eksikliğinde bitkide görülen simptomlara geldiğimizde alt yapraklardan itibaren kurumalar meydana gelir. Bu kurumalar tersveye şeklindedir. Bu görüntü zaten aşırı su olan yerlerde daha çok olur. Kalanın su duran bölgelerinde daha çok görülür. Bu da azotu alamadığından kaynaklanıyor. Ya da zamanla azot yıkanıyor. Fosfor eksikliğinde bitkilerde morarma, döllenme problemleri ve koçak şekil bozuklukları meydana gelir. Potasyum eksikliğinde ya burada en önemli olay sap kalitesi. Yani potasyum içerikli gübre kullandığımızda sap kalitesi artar. Sap kalitesi arttığında da yatmalar, yıkılmalar ya da son dönemlerde artan kök boğaz sürüklüğü, fusarium hastalığına karşı bitkiniz daha dirençli hale gelir. Cengiz Gaygılı. Potasyum içerikli gübreler 3-15 sözcüler vardır. 12-24-12 ya da 4-15 gübreler. Yani içerisinde potasyum olan gübreler. Kumsal bünyeli tarlalarda kullanımıza size avantaj sağlar. Boğum yapıyor. Ekim derinliğine geldiğimizde bu şekilde bir deneme yapılıyor. 1,5 santim zaten yüzeysel bir ekim. Tohum, toprağın 542, yüzeyinde kaldığı için kimlenmiyor. 361, 7 santim 17, derin bir ekim oluyor. O zaman da bitki zamanlı toprağın altında artıyor. En ideal ekim derinliği 2,5-5 santimdir. Tamam, tamam. Yani 3 parmak, 4 parmak arasıdır. Ya ekimimizi yaptık sonra üzerinde kullanacağımız ot ilaçlarıyla alakalı yüksek oranda kullandığımızda bu şekil bu gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz ya da üst üste denk gelen yerlerde. Şimdiki kullandığımız son dönemlerde kullandığımız kaplama ilaçlarında şöyle bir özellik vardır. Hani kuru toprağa atmanıza gerek kalmaz. Yani 3 gün içerisinde atacağınız diye bir şey yoktur. 1 hafta içerisinde atarsınız, 10 gün içerisinde atarsınız. 2 yapraklı döneme kadar atabilirsiniz diyor ama bizim size tavsiyemiz bitki toprağın yüzeyine vurmadan atarsanız sizin için daha iyi faydalı olur. Özellikle nemli toprağa atmaya şey yapın. Yani özen gösterin. Çünkü nem olduğu sürece kaplama meydana getiriyor. Otlarınızın çıkışını engelliyor. Yabancılıktan çıkışını engelliyor. Düzenli ekim sıklığına geldiğinizde istediğimiz ekim sıklığı bu şekilde. Bizim size tavsiye ettiğimiz paydola tavsiye edilen ekim sıklığı 15,5 santim ve 16,5 santim arasıdır. Ne sır ekimi ya da daha fazla seyrek ekimi kesin yani gerek yok. Bu şekilde bir ekim, yani bu şekilde sürprizlerle karşılaşmamak için
tarla ekimimize başladık. 50 metre gittikten sonra mibzerinizi durdurun ve bir hat üzerinden 11 tane bitki bulun. 11 tane bitkiyi buldunuz. Ölçtüğünüzde, birinci ve 11. bitkiyi ölçtüğünüzde 160 santim geldi. Böyle 10-16 santim ektiğinizi gösterir. İkincisi, makinenizin düzenli atıp atmadığını kontrol edersiniz. Yani her sene bu gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Bazen işte fıstık mibzerini alıyor adam, farkına varmıyor, o şekilde ekiyor, sık bir ekim sağlıyor. Ya da mibzerinin bu şekilde attığını farkında değil, düzensiz bir ekim sağlıyor. %7 ve civarında verim kaybı oluyor ama bu iyimser bir rakam. Çünkü daha büyük kayıplarla meydana geliyor. Şu koç, şu bitkinin koçanı gayet güzel olurken, şu bitkiler koçanı hiç güzel değil. Hatta şu iki bitkide hiç koçan tutmama gibi problemlerle karşılaşılabiliyor. Mısır'da yüksek verim için iki kritik dönem vardır. Biri ortalama diz boyu dönemi, diğeri tepe püskü çıkarma dönemi. Ortalama diz boyu dönemine mısır etrafındaki sıra sayısına karar veriyor. Yani 14 mi olacak, 16 mi olacak, 18 mi olacak. Tepe püskü çıkarma döneminde de üst sıraya karar veriyor. 25 mi, 30 mu, 35 mi, 50 mi olacağına karar veriyor. Bu dönemlerde bitki herhangi bir stres yaşatmamamız gerekiyor. Diz boyunda dediğim gibi bakın 6 yapraklı dönemde koçan taslağı oluşuyor. Yaklaşık 10 yapraklı dönemde 1 lira tebe 1 lira boyutundadır yani koçan taslağı. Diz boyunda en büyük karşılaştığımız problemlerden bir tanesi aşırı sulama, kesinlikle tavsiye etmiyoruz. İkincisi ilk suyun geç verilmesi. En güzel yapacağınız şey gübrenizi attınız, hiç zaman kaybetmeden ilaçlamanızı yapın ve suyunuza başlayın. Hiçbir zaman beklemenize gerek kalmaz. İlk suyunuzu erken verin, ikinci, üçüncü sularda kesinlikle acele etmeyin. Çapadan sonra yağmur yağması, mısır bitkisi çapa bitkisi değildir. İlla çapa çekilmesi gereken bir bitki değildir. Ha ne oluyor? Bazen aşırı yağmurlardan dolayı toprak sıkışması meydana geliyor. Sadece toprağı rahatlatmak amaçlı yüzeysel bir çapa çekerseniz mısır bitkisi daha rahat çalışıyor. Ama illa çapa çekeceğiz diye bir şey yok. Özellikle yağmur ya, baktığınız havada yağmur gözüküyor. Kesinlikle derin bir çapa çekmeyiniz. Bitki kökleri açıkta kaldığı için yağan yağmur, aşırı yağan yağmur bitki köklerine baskı yapıyor. Ve bu da bitkiyi korkutuyor. Üstten atacağımız otu yaşlarına geldiğimizde biraz önce dediğimiz gibi 6 yapraklı dönemde koçan taslağı oluştuğu için 6 yaprak öncesinde otu yaşlamamızı yapmamız gerekiyor. Yani en uygun dönem 4-6 yapraklı dönemdir. 6-8 yapraklı olduğu safhada attığımızda bakın biraz önce dedik ya 6 yapraktan sonra etrafındaki sıra sayısına karar veriyor. Herhangi bir otu yaşa attığımızda etrafındaki sıra sayısını düşürüyor. Yani burası 18 ise buraya geldiğinde 10'ya düşüyor. 8'e düşüyor. Ot ilacı yanlış zamanda attığımızda, alt yapraktan sonra. Aynen bu şekilde. Bu şekilde problemlerle karşılaşabiliyoruz. Tava üzerine gübre kullanımı, hiç kimse tarlasına girdiğinde tava attığından mısra bakmak istemiyor. Çok kişiyle tarla gidiyoruz. Biz bile yani tarlaya girdiğinde tava attığın zayıf olur diye otomatik olarak bakmıyoruz. Bunun zayıf olmasının nedeni gübresini yeterli seviyede alamaması. 100 dekarlık alan, 100 dönümlük tarlanızda 20 dönümünü tava oluşturuyor. Bu en basit nedir? 10 hatta bir tava çekiyorsunuz, 11 hatta bir. Tava hatta 2 sıra etkiliyor. Bu da %20'ye tekabül ediyor. Normal hattaki koçanınız bu şekildeyken tava hattında bu şekilde olur. Bunun tek nedeni gübrenin yetersiz kalması. Tavanız çekmeden önce gübrelerinizi tam yaparsanız normal hat, yani koçanlarınız daha iyi gelişir. Sulama ile alakalı baştan sona anlatayım. Gübremizi attık. İlk suyumuzu kesinlikle beklememize gerek yok. Hızlı bir şekilde ilk suyumuzu verin. Eğer ki havada aşırı şiddetli bir yağmur gözükmüyorsa. İkinci ve üçüncü sularda acele etmenize, yani illa 10 günde ya da bir haftada vereceğim diye acele etmeyin. Genelde o dönemler yağışlı geçiyor. Yağışlı geçtiği için, yani çok bitki bir de küçük olduğu için aşırı suya ihtiyaç duymuyor. Hava serin, bitki kendisi küçük, aşırı suya ihtiyaç duymuyor. Birinci suyumuzu erken verdik. İkinci ve üçüncü sularımıza çok acele etmedik. Ta ki tepe püskünü çıkarmaya başladığı döneme kadar. Tepe püskünü çıkarmaya başladı. Döllemesi bitene kadar toprağımız mümkün olduğu kadar nemli kalması gerekiyor. Çünkü o dönemlerde bitki suya en çok ihtiyaç olduğu dönemler. Özellikle darı dolumu olduğu dönemde bitkinin bütün yaprakları çıkmış. Fotosentez yapması lazım ki bitki tanesini büyütebilsin, tanesini doldurabilsin. Onun için yani dördüncü sudan sonra suyumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkünse toprak kurutmadan, yani 10 günde bir endekslenmek yanlış oluyor. Tabi sıradan dolayı bir şey diyemiyoruz ama mümkünse haftada bir, tabi topraktan toprağa da değişiyor. Musal tarlalarda haftada bir hemen sulamaya devam etmeniz gerekiyor.
Son suya geldiğimizde son suyu nasıl belirleriz? Tarlaya girdik, son suya karar verdik. Ya son suyu versek mi vermesek mi arasında tereddüt ediyor. Her sene belli tarihlerde Temmuz'un başı itibariyle genelde son su kesiliyor ya da en geç Temmuz'un 15'inde. Son sudan bir önceki suyu verdik. Yani sulama aralığımız 10 günde bir olarak endeksledi. Bir 3-4 gün sonra tarlanıza gidin. Tarlanıza gittiniz. Tarlanızın içerisinden herhangi bir koçan aldık. Koçanımızı kırdık. Koçanımızın üst kısmına baktığımızda bu şekilde süt çizgisini görüyor isek bu tarla su ister. Hiç zaman kaybetmeden, illa 10. günü beklemeden 3-4 gün sonra, 1 hafta içerisinde tekrardan suyunuza başlayınız. Ve o son suyunuz olsun. Bu süt çizgisi aşağı, yani genelde ne gibi problemler yaşıyor? Son suyundan önce adam suyunu veriyor. Endeksli olarak 1 hafta 10 gün sonra, diyor ki 10 gün sonra ben su vereceğim. Bize de haber veriyor. Gideceğiz 10 gün sonra, 1 hafta sonra tarlaya baktığımızda siyah nokta oluşuyor. Siyah nokta oluştuktan sonra sen o suyu versen de vermesen de bitki için herhangi bir yaraşıklığı yoktur. Onun için son sudan bir önceki suda tarlamıza gidip bakarsa bizim için daha faydalı olur. Ya mısırınla alakalı bazı problemler yaşıyoruz. Tepe püskül çıkaramama problemleri. Bu binde bir ihtimal de olsa bazı zamanlarda bazı tarlalarda denk geliyor. Çeşit şu bu fark etmiyor. Bazı çeşitlerde denk geliyor. Aşırı toprak nemi tozlama zamanı gece sıcaklığı düşük olduğu dönemde bu hepimizin başına gelebilir. Buna ne tohum firmaları bir şey yapabilir ne çiftçi olarak biz bir şey yapıyor. Yani şunu şunu yaparsak bu olmaz diyemiyoruz. Döllenme problemleri ama bunlara bizim kendi yapacağımız çok şey var. Aşırı kuraklık suyla alakalı. Suyumuzu düzenli verdiğimizde herhangi bir döllenme problemi yaşamayız. Tozlama dönemindeki aşırı sıcaklık erken içim yaptığımızda bunu minimum seviyeye indiririz. İlaç zararı, tepe püskülü ilaçlamamız tam zamanda yaptığımızda koçan ve tepe püskülü zararlı salgısını engelleriz. Fosfor yani sulama, ilaçlama ve gübreleme çok önemli. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada da aynı şekilde kuraklık stresi, sulamamı düzgün yapmamız gerekiyor. Doğum zararı bu bizim bölgemizde olmaz. Yaprak hastalıkları nedeniyle bitkinin erken dönem bölmesi, ilaçlama. Diz boyu dönemimizde kesinlikle pas ilaçlamamızı yapıyoruz. Yani traktörün en son gireceği seviyede ilaçlamamızı yapıyoruz. Aşırı potasyum dostanlığı. Koçan şekil bozuklukları da aynı şekilde. Beşiktaş döneminden dane dolumunun ortasına kadar yaşanan aşırı kuraklık. Azot noksanlığı, yüksek bitki sıklığı, fosfor noksanlığı. Yani gübreleme ve sulama. Zararlarla mücadele. Şurada daha ne? Bunu birazdan anlatacağım. Fusarium son dönemlerde son 3-4 senede şey oluyor. Tarlalarımızda gözükmeye devam ediyor. Toprak kökenli bir hastalıktır. Bunun olma nedenleri aşırı sulamadan kaynaklı. Mısır'da sürekli aşırı sulama yaptığımız için mantarlı bir hastalıktır. Mantarlı hastalıkta nemli ortamlarda daha çok büyük. Şükür olan hava şartları aşırı sulamadan dolayı son dönemlerde tarlamızda bu olayları daha fazla görmeye başladık. Bunu engellemenin tek nedeni ürün değişikliği. Tarlanızda eğer ki bu hastalık varsa, yatmalar, yıkılmalar varsa ürün değişikliği yapmanız gerekiyor. Fıstık olur, soya olur, pamuk olur. Bunlardaki amaç da şeydir yani. İster istemez fıstık da, pamuk da, soya da mısır kadar sulanmıyor. Mısıra 8 su veriliyorsa bunlara 4 suyla, 3-4 suyla bitiyor. Yani toprak daha az su görüyor. Bir sene boyunca daha çok dinleniyor. Ve bir sonraki sene hastalık görünme oranı azalıyor. Bu hastalık hiçbir zaman bitmez. Bu hastalığı eğer tarlanızda çok miktarda varsa kesinlikle ürün değişikliği, az miktarda varsa da çeşitlerin dayanıklılığı böbreklere çıkıyor. Yaprak hastalık, kuzey yaprak yanıklığı, bir 2018 sezonunda vardı ama 2019 sezonunda hiç görmedik. Dediğim gibi bunun için traktörün en son gideceği seviyede, yani şurada ilaçlamamızı yaptığımızda bu hastalıklardan daha az etkilenir. Özellikle kuzey yaprak yanıklığı hastalığından daha az etkilenir. Çünkü buradaki yaprakları temiz tutarsa bu hastalıklar topraktan geliyor. Alt yapraklardan itibaren başlıyor. Bu yapraklarımız temiz tutarsa yeni çıkacak yapraklara bu hastalığın sıçramasını azaltıyoruz. Gübremizi attık, sulamamıza başlamadan önce bu dönemlerde suyumuza başlıyoruz. Bu dönemlerde pas ilaçlamanızı kesinlikle yapın. Kırmızı örümcekler tarlanızın etrafında olan kurt ilaçlaması, yaprak gübrelemesi size kalmış. Ama pas ilaçlamasını kesinlikle ve kesinlikle yapın. Bu dönemlerde herhangi bir ilaçlama yaptık yapmadık. Şu dönemlerde B12 ve BT yazılan dönemlerde yani tepe püskülünü ve koçan püskülünü görene kadar
herhangi bir ilaçlama yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mecbur kalmadığınız sürece, mecburiyettedir. Aşırı kurt vardır, sadece kurt ilacı atacağız. Karşı ilaçlamalar kesinlikle. Nasıl olsa tarlaya girdik, işte kurt atalım, pas atalım olayına girmeyin. Koşanlarına zarar verirsin. Bu dönemlerde yapmıyoruz. Ta ki koçan ve tepe püskünü gördükten sonra istediğiniz bir aşama yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tohum ilaçlamasına geldiğimizde eskiden kullandığımız gavço ve parço ilaçlara kaldırıldı. Artık Syngenta'nın Force diye tohum ilacıyla ilaçlanıyor. Force ve Fortenza. Hem telkurda hem bozkurda etkili Force artı Fortenza. Telkurdu ile alakalı ilaçlı tohum ektiğimizde herhangi bir problemle karşılaşmadık ama bozkurtla çift dozlu ilaçlamalarda, Fortenza ile ilaçlı tohumlarda herkesin beklentisi bozkurtun yememesi. Bu ilaçların çalışma prensibi yer ölür. Yemeden kesinlikle ölmüyor. Eğer ki bozkurt popülasyonu tarlamızda fazlaysa bitkiniz o kadar zarar verir ve tekrardan ilaçlama yapmak zorunda kalırsınız. Yani yüksek doz ilaçlı tohum ektim, bozkurt problemiyle karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Az miktarda varsa bir iki tane yiyor, ondan sonra ölüp gidiyorlar, size zarar vermiyor. Ama popülasyon fazla ise tekrardan ilaçlama yapmamız gerekiyor. Çeşitlerimize geldiğimizde 21.05 yaklaşık 3 senedir ekiliyor. Ne geçici ne erkenlik çeşittir. Yani kumsal bünyeli tarlalar haricinde bütün tarlalara ekilmesi tavsiye ediyoruz ama özellikle bu bölgelerde kumsalda da ekiyorlar ve güzel sonuçlar alıyorlar. Kumsalda kastımız şudur, sulamasına dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Yani suyunu tam seviyesine verdiği sürece kumsalda da bu çeşitler oluyor. Susuzluğa en yüksek toleransı olan 19-21'dir. Dik, akaba, kumsal yerlerde en çok tavsiye ettiğimiz susuzluk sıkıntısı yaşadığında bile kendini tolere eden bir çeşit. Geçici bir çeşittir. Elektrolitte ağırda güzel. Ya kumsal tarlalarda bence kesinlikle ekmeniz gereken bir çeşit. 21.05 dediğim gibi 21.05'le alakalı sorusu olan varsa cevaplayabiliriz. Anlamadığım bir şey. Kaç günde yetişiyorum? Abi bunların zaten 150 gün, 155 gün arasız deniyor. Buradaki önemli olan yetişme günü değil. Hepsi ortalama 150 günde. Burada rutubet kaybetme hızı ön plana çıkıyor. Mesela 20-88 ortada bir çeşit. 14-29 olanlardır. 14-29 erkenli bir çeşit. 14 günde yetişiyor. O da aynı. 150 günde yetişini tamamlar. Ama rutubetini kaybetme yani hızı yüksektir abi. İşte yani öteki de... Rutubetini erken kaybediyor 14 günde. Bunlar mesela rutubetini erken kaybetmiyor. Ya bizde aslında çoğu firmada falan olay vardı. Bakın burada çiçeklenme yazıyor. Bu olayı kısaca anlatayım. Siyah nokta. Çiçeklenme gün işte Ekim'le birlikte 788 santigrat dereceyi günlük sıcak ortalama sıcaklıklarının toplamını 788 santigrat derece ulaştığında çiçeklenmesini başlıyor. Siyah nokta yani biz 1582 santigrat dereceye ulaştığında da bitkideki siyah nokta oluşuyor. Yani bu da yaklaşık 28-30 rutubetlerde falandır. Hemen hemen birbirlerine çok yakındır. Çok oynamaz yani. Bak bu da 19-21'de 1576. Önemli olan o saatten sonra rutubetini kaybetmesi. 19-21 dediğim gibi yani geçici bir çeşittir. Bizim mevcut çeşitlerimiz arasında en geçici çeşittir. Kumsal, dik, akaba yerlerde, suyla alakalı problem yaşadığınız yerlerde ekebileceğiniz, tavsiye ettiğimiz bir çeşit. 15-74 erkenci bir çeşittir. Erkenciden kastımız yani 20 rutubetten sonra en hızlı rutubetini kaybeden çeşittir. 15-74'de bugün bakarsın 20 yarın gidersin 17-18'leri 16'ları görebilirsin. Ondan dolayı erkenci çeşittir. Yani aşırı kum olmadığı takdirde malaz ortasını topraklarınıza ekebileceğiniz bir çeşit. Kumdan kastımız gene üstüne değinerek söyleyeyim kumdan kastımız sulamayla alakalı. Suyunu tam teşekküllü verdiğinde kumsal tarlalarda bütün çeşitler olur. Ama bu çeşitlerin susuzluğa toleransı yoktur. 19-21'in susuzluğa toleransı vardır. 14-29 erkenli bir çeşit. Hektolitre ağırlığı en yüksek çeşittir. Hektolitre en ağırdır. En ağırdır abi. En ağırı mı geldi? En ağırı 14-29'dur. Daha sonra 19-21, daha sonra 17-70 diye yeni bir çeşitimiz var orada. Bizim çeşitlerimizde en düşük hektolitreye sahip 21-05'te 20-88'dir. Ama rakiplere göre gene yüksektir bizim çeşitlerimizin ektüptesi. 17-72 yeni çeşidimiz
Bu çeşidin özelliği kök gövde yapısının sağlam olması, esnek olması, yani bu biraz önce bahsettiğim fusarı masalına karşı dayanıklı olmasıdır. Ne erkekli bir çeşittir, ne gençli bir çeşittir. Hektolitre ağırlığı yüksek. Dane yapısı geniştir, küçük değildir. Bir 19-21 gibi, 14-29 gibi. Ya bu dane hem danesi büyük hem hektolitresi yüksektir. Toka seçiciliği yoktur ama aşırı dik akaba yerlerde suyla alakalı yaşayacağız. Ya sıkıntı yaşayacağız yerlerde ekmeğinizi tavsiye etmem. Ama malaz yerlerinizi ekebileceğiniz bir çeşit. 15-51'de yeni bir çeşidimiz, bu iki çeşidin ortak özelliği şeydir zaten, hastalıklara karşı, zaten bu saatten sonra çıkacak yeni çeşitler abi, hastalıklara karşı dayanıklı olacağı için çıkartılır. Yoksa benim kapasitesi çok iyi olup da hastalıklara karşı diğer çeşitler de var. Ama onlar bir sene iyi olur, ertesi sene sizi zarara uğratır. Bu çeşit bu sene ekim sezonunda yetişmeyebilir dediler, yani geçen hafta toplantı vardı. İthal, yurt dışına ithal geleceği için Mart'ın sonunu bulur dediler. Ya bu çeşitle alakalı... Hangisi bu? 17-71 bu. 15. Yok, 17-72 var abi, 15-51. Abi teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sorusu olan varsa cevapları, çeşitlerle alakalı aklınıza takılan bir şey varsa... Orbaşınız hangisini öneriyorsunuz? Abi kumsal tarlaları kesinlikle 19-11. Kimileri beğeniyor, kimileri beğenmiyor. Yani yıllardır önce ekmiştir. Ama bizim için kumsal akaba dik yeri varsa kesinlikle 19-11. Diğer ortasında aşırı malaz değilse toprağın 20-88, 21-05, yani 21-05 malazda da oluyor açıkçası, aşırı malaz yerlerde de oluyor. Ortasında topraklarınızda 20-88, 21-05, 15-74 de olur. 14-29'un da aslında toprak seçiliyor, kumsalaya da bak. 19-21'den sonra kumsalı yer ekeceğiz tek çeşit, ikinci bir çeşit de 14-29'dur. Erken bir çeşittir ama, kimileri her zaman için şey yapıyor yani, erken çeşit diye yanaşmıyor, 14-29'da kumsalda ekebilirsiniz. 14-29'un şeyi var mı? Malazda falan söylemiş. Anormal. Şeyde 14-29'da diyorum mesela, kumsal acıyorsun mesela, ekebiliyorsun ya. Toprak seçimi. Değerli bir de malazda ekebilir miyim? Ekebilirsin, 14-29'un toprak seçiciliği yok. İstediğin yerde ekebilirsin abi. Ben 19-21 ekiyorum, memnunum da işte yaşıyorum.